Evet arkadaşlar bu videoda 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız arkadaşlar. Oldukça kapsamlı bir yazılı hazırladım. Boşluk doldurmacalar var, eşleştirme soruları var, doğru yanlış soruları var, test soruları var. Oldukça emek verdim arkadaşlar. Bana destek olabilmek amacıyla videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız artık başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda 10 puan değerinde boşluk doldurmaca sorusunu olduğunu görüyoruz. Bakın bazı kelimeler vermiş doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Konu içeriği ise ikinci ünite arkadaşlar. Şimdi bakalım 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanındaki yeniliklere ne isim veriliyordu? Hemen hatırlayalım. Biz bu yeniliklere Rönesans adını veriyorduk arkadaşlar. Rönesans hareketleri İtalya'da başlıyor, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılıyormuş. B'ye baktığımızda insanı evrende tek ve en yüksek değer olarak gören, insanı yüceltmeyi amaçlayan düşüncenin adını sormuş. Bu düşüncenin adı da hümanizmdir arkadaşlar. Hemen onu da siliyoruz. Hümanizm gitti, Rönesans'ta gitti. Hümanizm insancılık, insanı değer gören bir düşüncedir. 16. yüzyılda Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne karşı çıkan dini hareketler, din alanındaki iyileştirmelere de biz reform hareketleri diyoruz. Şimdi reform hareketleri Katolik Kilisesi'ndeki bozulmalardan sonra bu bozulmaları düzeltmek için yapılan iyileştirme hareketleridir. Onu da unutmayalım. Avrupa'da zenginlik ölçüsünün değerli madenlerle ölçüldüğü ekonomiye verilen isim ise o da Merkantalizmdir. Merkantalizm Avrupalı milletlerin coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşmesiyle oluşan bir ekonomik model olarak düşünebilirsiniz. O zaman merkantalizmi de eriyoruz. İnsan aklının her türlü rehberliği yapacak güçte olduğunu ve başka hiçbir kaynağa gerek olmadığını dile getiren düşünce ise biz rasyonalizm adını veriyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci soruya geçelim. İkinci sorumuz da 10 puan değerindeymiş. Hangi ünite ile alakalı sorular var? Üçüncü ünite ile alakalı soruları içeren bir doğru yanlış sorumuz var. Bakalım Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden azınlık Yunanlılardır demiş. Bu yanlış bir bilgi. Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden devlet, millet düzeltiyorum, Seplardır. Ama ilk bağımsızlığını kazananlar ise Yunanlılar olacak. Bunu çok karıştırıyorlar. Öğretmenler sorar buraya dikkat edin. İkinci soruda Napolyon savaşlarıyla bozulan Avrupa haritası ve dengesini düzeltmek için Viyana Kongresi toplandı diyor. Bu doğru bir bilgi ayrıca mutlak krallıkları korumak için alınacak önlemleri de belirlemek amacıyla Viyana Kongresi toplanmıştır. Doğru bilgiler. Mora isyanını bastırması için Osmanlı Devleti Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali'den yardım istedi. Evet, Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Bu da Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü, düşmüş olduğu kötü durumun bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Kırım Savaşı sonrasında toplanan Paris Konferansı da Osmanlı Devleti son derece kazançlı çıkmıştır. Bu yanlış bir bilgi. Bakın normalde kazandığımız bir başarıdan sonra toplanıyor Paris Barış Konferansı ama sanki yenik bir devlet muamelesi görüyoruz burada iç işlerimize karışmaları daha kolaylaşıyor. Egemenlik haklarımız Paris Barış Konferansı ile birlikte zedeleniyor. O zaman buna yanlış diyoruz. Osmanlı Rus savaşları sonrasında yapılan Ayasofya Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşmadır. Bu da doğru bir bilgidir. Hocam ölü doğmuş bir anlaşma ne demek? Yani hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş, kâğıt üzerinde kalmış, kalmış bir anlaşmadır. Rusya ile Ayasofya Anlaşması yapılınca Avrupa devletler bu durumu kabul etmedi gidip müdahale ediyorlar ve Ayasofanosu iptal edip yerine Berlin Kongresi'ni topluyorlar. Demek ki Avrupalılar müdahale ettiği için Ay anlaşması uygulanamamıştır. Böylelikle 10 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda 20 puan değerinde e, boşluk doldurmaca sorusu verilmiş. Bazı kelimeler vermiş ve doğru bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Hocam hangi ünitelerden sorular var? Burada 1 var, 2 var, 3 var ve dördüncü üniteleri kapsayan oldukça kapsamlı bir soru. Hadi başlayalım. 1. Balkan Savaşı sonucunda en karlı çıkan devletin adını soruyor. Bu devlet Bulgaristan olmuştur. Hocam neden? E çünkü Bulgaristan en geniş toprakları aldı. Zaten bu sebepten ötürü 2. Balkan Savaşı çıkacak ve diğer Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açacak. 1877-78 yılları arasında gerçekleşen ve ağır bir yenilgiyle sonuçlanan Osmanlı-Rus Savaşı'nın adını soruyor. Bu savaşa biz 93 Harbi adını veriyoruz. O zaman 93 Harbi'ni de eleyelim. Bulgaristan'ı da eleyelim. Üçüncü soruda Ermenilere duyulan güven sebebiyle Ermenilere verilen ismi soruyor. Osmanlı Devleti'nde Ermeniler zamanında güvenilir sadık insanlar e, olarak adlandırılıyordu. O yüzden kendilerine milleti sadıka yani sadık millet ünvanı verilmiştir. Ama daha sonra tabi ki milliyetçilikten de etkilenerekten isyan edecekler. Dördüncü soruda Balkanlarda Osmanlı Devleti'nden son ayrılan tebaanın adını soruyor. En son ayrılanlar kimdi? Arnavutlar olmuştur. O zaman Arnavutları da eleyelim. Neredeymiş Arnavutlar? Burada. O da gitti. Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tek başına kullandığı Son anlaşmanın adını soruyor. Bu anlaşma oldukça önemlidir. Hemen yazalım. Neymiş? Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır arkadaşlar. O zaman bu da gitti. Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında yapılıyor. Karşılıklı saldırmamazlık, karşılıklı yardımlaşmaya yönelik bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. O zaman 6. soruya bakalım. 1. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, Rusya ve Fransa'nın yer aldığı grubun adını sormuş. Bu grubun adı İtilaf Bloğudur arkadaşlar. İtilaf ve ittifak devletleri olacaktı. İngiltere'nin başını çektiği grup İtilaftı. O zaman İtilafı da eriyebiliriz. Kırım Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmanın adını sormuş. Bu anlaşmanın adı da nedir? Paris Antlaşması'dır. O zaman Paris'i deriyoruz. De o da gitti. 3. Selim döneminde kurulan ordunun masraflarını karşılamak için oluşturulan hazineyi soruyor. Şimdi Öncelikle 3. Selim döneminde kurulan orduyu hatırlayın. Neydi ordunun adı? E nizamı ceditti. Şimdi bunun masraflarını karşılamak için de bir hazine kuruluyor. İşte bu hazineye verilen ismi sormuş. Ona da biz veradı cedit adını veriyoruz. O zaman onu da eriyebiliriz. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hangi isimle anılır? Yeniçeri Ocağı'nın 2. mahmut kaldırmıştı. Ve bu olay hayırlı olay olarak adlandırılıyordu. Yani diğer bir ismiyle vakayı hayri. Yani hayırlı olaymış o zaman onu da alalım. Son soruya baktığımızda sanayi devriminin başladığı ülkenin adını soruyor. Sanayi devrimi nerede başlamıştı? E, İngiltere'de başlamıştı. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan teknoloji alanındaki gelişmelere verilen isimdi. E, böylece 20 puan değerindeki 3. soruyu da tamamlamış olduk. Dördüncü sorumuzda 10 puan değerinde bir eşleştirme sorusu verilmiş. Konu içeriği ise dördüncü ünite konularını kapsıyor. Hemen bakalım. 18. yüzyılda Adam Smith tarafından ortaya atıldı. Toplum zümre ya da sınıflardan değil bireylerden oluşur. Bireyler öncelikle kendi çıkarları doğrusunda hareket eder. Bakın bireyler öncelikle kendi çıkarları doğrusunda hareket ediyorsa bu tabi ki de liberalizm olacak. O zaman liberalizmin karşısına bir yazabiliriz. İkiye bakalım. Yeni çağda Avrupa'da sermaye ve üretim araçlarının özel mülkiyete geçmesi sonucunda sürekli kar arama ilkeleri üzerine kurulmuş ekonomik sistemin adını soruyor. Bakın sürekli kar varsa biz buna kapitalizm diyoruz. O zaman kapitalizmin karşısına da iki yazabiliriz. Üçüncü soruda kapitalizme tepki olarak doğmuş sermaye sahipleri ve işçiler arasında eşitsizliği refah farklarını ortadan kaldırma iddiasındaymış. Bakın bu iddia sahibi kimde? O da sosyalizmdi arkadaşlar. O zaman sosyalizm karşısına da 3 yazıyoruz. Karl Marx klasik Alman felsefesini, Fransız sosyalizmini ve İngiliz siyasal düşüncesini bir araya getirerek oluşturduğu ideolojidir. Bakın zaten adından da geliyor. O zaman Marksizm diyebiliriz. O zaman onu da bulduk. Bakın son bir soru kaldı. Sanayi inkılabı sonucunda zenginleşen grubun adını soruyor. Onlara da biz Burjuvalılar, Burjuvazi diyoruz. O zaman onun adımda karşısına 5 yazıyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki 4. sorumuzu da tamamlamış olduk. 5. sorumuz da 20 puan değerinde. Peki hangi ünite konularını içeriyor? O da 4. ünite konularını içeriyor. Diyor ki soruda sanayi devrimi sonuçlarından 5 tanesini yazın. Arkadaşlar sanayi devrimi İngiltere'de ortaya çıkmış, diğer Avrupa ülkelerine yayılmış bir olaydı. Ama bize sonuçlarını soruyor. Şimdi sanayi devriminden önce insanlar üretimi nasıl yapıyordu? Daha çok insan eliyle ve hayvan gücüne dayanarak kol gücüyle yapılıyordu. Ama sanayi devrimiyle birlikte artık el üretiminden makineleşmeye geçildi. O zaman yazalım. Peki o zaman el üretimden makineleşmeye geçtiğimize göre artık ürettiğimiz ürün sayısı artmaz mı? E tabii ki de artacak o zaman seri üretime geçildi diyebiliriz. Fabrikaların şehir merkezine kurulmaya başlamasıyla birlikte köyde yaşayan insanlar iş bulabilmek amacıyla köyleri terk edip nereye göç ettiler? Kentlere göç ettiler. O zaman onu da yazalım. E artık fabrikalar olduğuna göre e bu fabrikada kim çalışacak? İşçiler çalışacak. O zaman işçi sınıfı da ortaya çıkar ve işçilerin haklarını korumak amacıyla sendikalar da kurulacak. O zaman yazalım. Tüm bunların yanı sıra Avrupalı devletler arasında ham madde ve pazar arayışı, pazar rekabeti başladı. Yani sömürge yarışı başladı. Bu da 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacak en önemli ekonomik gelişmeydi. Gelin bunu da yazalım. O halde sanayi devriminin 5 tane sonucunu da tamamladığımıza göre 20 puan değerindeki sorumuzu da tamamlamış olduk. 6. sorumuzda 10 puan değerinde bir eşleştirme sorusu. Hangi ünite ile alakalı sorular var? Burada da ikinci ünite ile alakalı sorular varmış. Hemen bakalım halk egemenliğini, eşitliği ve demokrasiyi savunan kişiyi sormuş. Bu kişinin adı Cancak Rousseau'dur arkadaşlar. Özellikle Fransız ihtilalinin çıkmasında da önemli bir rol oynamıştı. Bu adamı unutmayalım. Hanedanın en büyük ve en olgun üyesinin padişah olmasına verilen ismi soruyoruz. Biz bu sisteme ekber ve erşet sistemi diyoruz. Yani en olgunu, en büyüğü padişah olacakmış. Yani bir veraset sisteminden bahsediyor. Lale devrini sona erdiren olayı söylüyor. Bakın bu olay bir isyan ile birlikte bitmiştir. Bu isyanın adı da Patrona Halil isyanıdır. İlk Osmanlı vakanevisti yani tarihçisi kimdi bu adam? Naima idi arkadaşlar. Özellikle Naima tarihe olan ilgisiyle dikkat çekmiş bir adamdı. Seyahatname adlı eserini yazan kişi de Evliya Çelebi arkadaşlar. Evliya Çelebi de en önemli seyyahlarımızdan birisidir. Bu adamı da unutmayacağız. Böylelikle 10 puan değerindeki 6. soruyu da tamamlamış olduk. 7. sorumuzda 20 puan değerinde çoktan seçmeli yani test sorular. Hemen başlayalım. Osmanlı Devleti 1718 Pasorafçı Anlaşması'yla ile Avusturya'ya vermek zorunda kaldı Belgrad'ı 1739 Belgrad Anlaşması'yla geri almayı başarmıştır. Bu bilgiden harekette aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi siyasi anlaşmalar sınır değişikliğine neden olmuş mu? Evet olmuş. Bakın önceden alamadığımız bir yer bize verildiğine göre demek ki sınırlar değişmiş. O zaman eliyoruz. Belgrad Anlaşması Osmanlı için kazançlı olmuş mu? Evet yeni toprak kaldığımıza göre kazançlı olmuş. Pasarov Çanlaşması güçler dengesini Osmanlı aleyhine etkilemiştir diyor. Pasarov Çanlaşması aleyhimize ama sonradan yaptığımız lehimize o zaman onu da eleyelim. Osmanlı'nın Orta Avrupa'ya açılan kapısı yeniden ele geçirilmiştir. Evet Belgrad o kapıydı o zaman orayı da ele geçirdik. Avusturya Osmanlı Devleti'nden daha güçlü bir devlettir diyor. İşte bu yanlış arkadaşlar. Zaten güçlü bir devlet olsaydı e bu toprağı bize kaybetmezdi ama biz onları onlardan bu toprağı aldık. İkinci soru Avusturya ile yapılan Zitva Torok Antlaşması ile Avusturya Arşidükü Protol bakımından Osmanlı Padişahı'na eşi sayılacaktı. Zitvatorok Torok Antlaşması'ndaki bu maddeyi bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşmak mümkündür diyor. Bakın arkadaşlar Zitva Torok Antlaşması'ndan önce eskiden İstanbul Antlaşması'nda e, Avusturya Arşidükü bizim sadrazamımıza yani ikinci adamımıza eşitti. Ama burada Onların Asur'daki yani kralıyla bizim padişahımız artık denk sayılıyormuş. Toprak kaybı yaşandığı diyor. Toprak kaybettiğimize buradan e, ulaşamayız. Askeri bir zafer kazandığımıza da ulaşamayız. Bakın burada kötü bir anlaşma imzalamışız. İki devlet arasında mütekabiliyet esası belirleyici olmuş. Mütekabiliyet yani karşılıklılık, eşitlik esasından bahsediyor. E doğru mu? E doğru. Bakın onların kralı bizim padişahımıza denk. Demek ki mütekabiliyet burada var. Üçüncü soru Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir? Bakın biz 18. yüzyılda girdiğimizde ne yapıyoruz? Var olan topraklarımızı korumak için denge siyasetini izliyoruz. Yani yeni topraklar alalım değil de var olan topraklarımızı da kaybetmeyelim demişiz ve mücadele içerisine girmişiz. Son soruda korkunç bir Yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez Yeniçeriler tarafından katledilmekteydi hem de devleti güçlendirmek istediği için yapmayı düşündüğü ıslatlar Yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için Yeniçeriler isyan etmişler ve bu padişahı öldürmüşler. Diyor ki yazarın yukarıda anlatımı Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini belirtmektedir? Yani hangi padişah öldürülmüştür diyor. Bu padişah 2. Osman'da arkadaşlar 2. Osman yani genç Osman'dır. Yedi Kule zindanlarında işkence görerek Yeniçeri askerleri tarafından şehit edilmişti. Bunu da unutmayalım. Böylelikle 20 puan derindeki 7. soruyu da tamamlamış oldum.